sokmayalım diye. Peki birinci saatimizi noktalamadan Rütük'ten Halk TV'ye gelen yeni cezayı da bir konuşalım isterseniz. Dün akşam da yine Halk TV ekranlarında konuşuldu. Olayı bir hatırlayalım, hatırlatalım. Aslında galiba haberimiz de hazır. Önce onu bir görelim. Bu ceza neden geldi? Nasıl başladı? Bir hatırlayalım ne olup ne bittiğini. Daha sonra konuşalım üzerine. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çorum'da hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşmış. O kadının Kılıçdaroğlu'na davranışı çokça tartışılmıştı. Halk TV programcısı İsmail Saymaz da Perdenin Önü Arkası programında bu görüntülere tepki göstermişti. Rütük Halk TV'ye İsmail Saymaz'ın yorumları nedeniyle ceza kesti. Kararı Rütük üyesi İlhan Taşçı duyurdu. CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Çorum'da kadim Anadolu kültürüne aykırı, nezaketten uzak davranan hanımefendinin eleştirilmesi nedeniyle Halk TV'ye oy çokluğuyla %3 para cezası verildi. O hanımefendi başka siyasetçi şahsa aynı davranışı sergilese hali nice olurdu. Troller, AK Parti'nin paralı adamları, AK Parti'nin parayla tuttuğu troller bir gece önceden, cumartesi gecesinden, gece yarısından başlayarak pazar sabahından itibaren yaygın bir kampanya yaptılar. Sözde hakaret ettiğim, sözde aşağıladığım, efendim kadının çocuğuna kayyum atanmasını söylediğim, yani eline alınmasını söylediğim yönünde yaygın bir karalama kampanyası başlattılar. Rütük Başkanı Şahin İsmail Saymaz'ın sözlerinin incelemeye alınacağını duyurmuştu. Hatta kendisi de İsmail Saymaz'ın sözlerini eleştirmişti. Rütük üyesi İlhan Taşçı Ebu Bekir Şahin'in İsmail Saymaz'ın sözlerini eleştirmesi taraf olduğunu gösterir diyerek oylamadan çekilmesi gerektiğini söyledi. Ama sayısal çoğunluk nedeniyle bu talebi reddedildi. Yani bizim hakkımızda inceleme yaptığını söylüyor. Bayağı yüksek bir ceza bu. %3 yani gelirin %3'ü deniliyor. Halk TV'ye böyle bir ceza kesti İsmail Saymaz'ın sözleri üzerine. İlk ceza değil galiba bu. Daha önce de verdi. Tabii, ya tabii. Şimdi bakın ne olsa. Şimdi orada bence bir kuru heyet var. İşte bu tür kanallara başta Halk TV. Ya ne şey yapıyorsa, ne diyorsa orada birisi not ediyorlar. Nereden ceza verebiliriz, ne yaparız diye. Şimdi Halk TV'nin de izlenirleri, popülaritesi arttıkça onlar da biraz daha sinirleniyor herhalde. İşte bu cümle bir şey söyledi, tık diye. Şimdi biraz önce bir tartışmaya, bir şey konuştuk değil mi? Diyanet İşleri Başkanı, şu bu hani. Belki buradan bile ya Diyanet İşleri Başkanı işte mesela T24'te Mehmet Yakup Yılmaz yazmış. Demiş ki yani laiklik karşıtı hareketin oda haline geldi demiş. Şimdi mesela Rütük siz böyle bir yorum yaptınız diye buna bile takabilir. Yani anlatabiliyor muyum? Giderek. Ama bir şey söyleyeceğim. Dün İsmail Saymaz Kadri Gürsel'le yeni başlayan programlarında onlara da hayırlı olsun diyelim bu arada. Bu vesileyle evet, tabii olsun. Ki bu konuyu konuştular sıcağı sıcağına. Bakın çok çarpıcı bir örnek verdi. İsmail Saymaz küfür etmemişken, hakaret etmemişken bu kadar yüksek bir ceza kesen Rütük, daha önce CHP milletvekili Ali Şeker'e yönelik, şu anda benim söyleyemeyeceğim. Ama söylemeyeceğim. İsmail Saymaz söyledi. O kelimeleri söylersek ben söylemem. Ben söylemeyeceğim. Ama İsmail Saymaz söyledi. Neden söylediğini de açıkladı. Dedi ki madem Rütük o küfüre, yani Ali Şeker'e bir televizyon kanalında adlı adınca açık açık küfür edildiği halde bunu küfür ve hakaret saymayıp eleştiri sınırında değerlendirdi. Demek ki bir beis yok, ben de söyleyebilirim diyerek söyledi. O ayrı mesele. Ama şimdi buradaki çifte standarda dikkat çekmek için daha çarpıcı bir örnek verilebilir mi sizce? Adlı adınca küfür ediliyor CHP milletvekiline. Ben diyorum ki biz laiklik veya şeriat tartışması yaptığımız tartışmasını bile suç sayabilirler. Vay siz Diyanet'e bu lafı söylediniz. Değil. Yarın ceza kesin. Yani o derece projektörler üzerimize dönmüş, onu demek istiyorum. Bir başkası da yine İlhan Taşçı'nın açıklamalarıyla, tweetleriyle öğreniyoruz. Daha önce İlhan Taşçı hakkında açıklamaları ihsası R'ye girer diyerek daha önceki bir toplantıya katılmasına izin verilmezken Rütük Başkanı'nın bu olayla ilgili, yani İsmail Saymaz'ın sözleriyle ilgili Twitter'da görüş beyan etmesi üzerine aynı hamleyi İlhan Taşçı yapıyor. Yani onunki de ihsası R'ye girer diyor ama onun şeyi reddediliyor talebi.
hiç şeye oylamaya bile girmiyor. Evet. Şimdi hatırlarsanız Ünye'de bir hanımefendi ekonomik gidişatı eleştirdi. Hı hı. Hatta kendisi Büyük Birlik Partisi. Büyük Birlik Partisi'nden çıktı. Evet. Ekonomik gidişatı eleştirdi. Sonra 8 polis gitti. Ters kelepçeyle kadını gözaltına aldılar. Ters kelepçeyle. Hı. Ha ilginç tarafı şu. Sonra da o 8 polis kadının kendilerine karşı haksızlık yaptığını, yeni bir haber uyguladığını. Siz eskilerden bir örnek verdiniz. Bu da çarpıcı. Bakın bugün gazetelerde de var. Modacı Barbaros Şansal sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama suçundan yargılanıyordu. Davada 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme cezayı ertelemedi, paraya da çevirmedi. Ve yatacak. Tabii. Evet.